Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Havalarımız soğudu, kar yağışları şimdi yavaş yavaş doğuya ilerleyip sınırlarımızın dışına çıkacak. Aralık ayından da Noa'nın beklentilerinden de yarın öbür gün bahsedeceğiz. Bugünlerde kendi bünyemizde bulunan soğuklardan bahsediyoruz. Hadi başlıyoruz. Şimdi sıcaklıklarımız düştü, yağış geldi, yağışların bir kısmı kara döndü. Hatta İstanbul'da bile yükseklerde ince de olsa bir kar örtüsü gördük, bazı ilçelerde gördük ama dönemin normali itibariyle biraz erkence geldi. Şimdi yağış gidiyor, soğuk hemen gitmiyor. Evet, sıcaklık tırmanıyor, güneşlenmeyle beraber de bir hissedilir fark olacak ama iç bölgeler buzlanmaya devam ediyor. Şimdi grafiklerimiz geliyor, hadi tekrar başlıyoruz. Önce bir sıcaklığa bakalım. Sıcaklığımız ne durumda? O Arktik bölgeden çıkıp Orta Avrupa'ya inen, oradan Balkanlara sonra bize doğru ilerleyen soğuk hava şimdi sınırlarımızın dışına çıkmaya hazırlanıyor. Adım adım doğuya doğru ilerliyor. Biraz da kısmen zayıfladı ama iç bölgelerde aynı soğuğu yapmaya devam ediyor. Batı bölgelerde gördüğünüz gibi sıcaklıklar adım adım tırmanmaya başlıyor. Şimdi yağış durumu ne olacak? Bir onu görelim. Yağışlar yine orta ve doğu bölgelerde bölgesel olarak görülüyor. Batı bölgelerden kar yağışı değil, yağış zaten gitmiş durumda. Dolayısıyla orta ve doğu bölgelerde soğuk yakalandığında yere yağış kar şeklinde inebiliyor. Şimdi herkesin tekrar sorusu, kar yağışları nerede? Ama bizim kar yağışlarının olmadığı yerlerde de yerlere de uyarımız olacak. Şimdi önce bir nerelerde kar yağışı var onu görelim. İç bölgeler, İç Anadolu, ondan sonra Doğu Anadolu, Karadeniz'de ağırlıkla iç kesimlerinde kar yağışları var. İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de hali hazırdaki kar örtüsünün üzerine birkaç santim daha ekleyecek. Kayseri çevreleri iyi kar aldı. İki önemli nokta, daha doğrusu iki en fazla kar alan nokta vardı. Bolu çevreleri, Kayseri dolayları. Ülkemizde birçok şehirde okullar tatil edildi. Şimdi bu tatilin uzama ihtimali şöyle söz konusu. Şimdi bu kar yağışı alanlarda 1-2 santim daha eklenecek örtüye, kar örtüsüne. Ancak yağış kestiği için ve çoğunlukla kesintiye uğrayarak kendini gösterdiği için hava açıyor. Gece özellikle yağış kestiği anda ayaza çekiyor ve zemin cam, buz gibi oluyor. Şimdi bir buzlanma ihtimali. İkincisi, yerde kar olmayan yerlerde, ıslak zeminlerde gizli buzlanma meydana geliyor. Sürücülere dikkat, yayalara dikkat, üreticilere dikkat, herkese dikkat hatırlatmasını yapıyoruz. Ve en önemli hatırlatma, eller cepte olmasın hatırlatması. Şimdi bu yağışların olmadığı yerlerde de önümüzdeki günlerde ayazla beraber gece ciddi soğuklar olacak diyoruz ama geceyi şöyle hesap etmek lazım. Gün ortaları dışındaki her zaman gece gibi aslında. Çünkü akşam saatlerinde itibaren sıcaklıklar sıfırın altına iniyor. Gece bittikten sonra gün sıfırın altında başlıyor. Dolayısıyla gün ortaları dışında kalan saatler çoğunlukla İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da sıfırın altında. Bunun da altını çizmiş olalım. Kar yağışı alanları gördük, yağışı gördük, sıcaklığı gördük. Şimdi minik bir hatırlatma daha. Yağışlarımız çok fazla değil. Marmara'da da az, iç bölgelerde de az. Önümüzdeki günlerde çoğunlukla akşam saatlerinde sabaha geceye denk gelecek şekilde kendini gösterecek zayıf kar yağışları olacak. Çünkü zaten sıcaklıklar bu dönemde sıfırın altında. Yani yağış az ama azar azar gelen yağışlar yere kar şeklinde inecek. Şimdi sıcaklıklarımız bu haftanın ikinci yarısında daha belirgin tırmanacak diye bahsediyoruz ve Aralık ayına ilerliyoruz. Aralık ayı da ortalama altında görünüyor. Daha doğrusu ortalamalar ve altında. Kuzey bölgeler ortalamanın bir tık altında. Yurdun büyük kısmı normallere yakın. Yağışlarımız da az. Yani Kasım gibi bir refleks, bir iki sistem olabilir ki şu anda Aralık'ın ilk yarısında, ilk 10 gün içerisinde, yani bize 15 günü diyelim, iki tane daha buna benzer sistem olabilir. Bakalım, takip ediyoruz. Yine bir hatırlatma daha. Şimdi yılın bu döneminde gelen sistemler, cephesel sistemler ve Sibirya'nın gelmesine daha biraz var. Dolayısıyla Balkanlar üzerinden, yani kuzeyden gelip Avrupa'ya, oradan Balkanlara, oradan bize, Doğu Avrupa'ya ilerleyip bize gelen sistemler genellikle cephesel sistemler, önünde Lodos, arkasında Kareel vardır. Yani önce sıcaklığı tırmandırır, sonra
küt diye düşürür. İşte o esnada hem kuvvetli sağanaklar oluşur, geçen cumartesi İstanbul'da olduğu gibi, hem de yurdun birçok noktasında gördüğümüz gibi kar yağışları oluşuyor. Şimdi öncesindeki lodos önemli. Geçtiğimiz bir hafta komple lodosa rezerveydi ve maalesef karbon monoksit zehirlenmesi, teknik adıyla, sokaktaki adıyla soba zehirlenmesi, maalesef kayıplarımız oldu. Lütfen yatmadan bir saat önce muhakkak sobalarınızı söndürün diyoruz ve bu her gelen soğuk sistemin sıklıkla, bu kış sıklıkla önünde lodos olacak. Yani güneyli rüzgarlar sıcaklığı artıracak, rüzgarlar olacak. Bu da soba zehirlenmesi riskini ya da en azından sobaların gazı içeri tepmesi ihtimalini ortaya çıkartır. O nedenle yatmadan bir saat önce muhakkak sobalarınızı söndürün hatırlatması yapıyoruz eğer soba kullanıyorsanız. Evet, anlatacaklarımız böyle. Havaların güzel yönleri, o kar yağışının tatlı tatlı içimize huzur veren kısmıyla beraber olalım. Hoşlanmadığımız, sevmediğimiz kısımlar bizlerden uzak olsun, ülkemizden uzak olsun dileklerinde bulunuyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Şöyle bir kalp atın ki aramızdaki kalp bağı biraz daha kuvvetlensin. Hoşçakalın.